Herkese selamlar arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldiniz hepiniz. Bugün sizlerle edim bilime dair önemli konuları konuşacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki son yıllarda genel dil bilim anlamında ÖSYM tarafından bu alandan sorular çıkmakta ve sürpriz sorular olmakta. Biz bu sürprizi biraz daha en aza indirgemek adına arkadaşlar size güzel bir soru çözüm yapacağız. Bu dersimde sizlere güzel bir soru çözüm gerçekleştireceğim. E, gereken yerleri, önemli noktaları not alın mutlaka arkadaşlar. Ders dinlerken mutlaka e, elinizde e, arkadaşlar kağıt, kalem bulunsun. Notlarımızı iyi bir şekilde alalım ki e, ÖSYM'nin soruları bize karşı artık sürpriz olmasın. E, bu bakımdan arkadaşlar e, edim bilimin en önemli noktalarını seçtim sizler için. E, sözceleme kuramları, edim söz türleri, işbirliği ilkeleri. E, bakınız bunlar size çok yabancı gelebilir. Çok da karmaşık gelebilir ama bu ders sonunda... Öğrendiğinizi göreceksiniz arkadaşlar. Özellikle önemli noktalara değineceğim. Benim akşam canlı dersim vardı. Baya böyle geç kaldım artık. Sabah 7'de dersim olmasına rağmen dedim, söz verdim sizlere. Bir video çekmek istedim. Şöyle ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Birinci soruya şöyle bir bakalım. Önemli noktalardan bir tanesi gelme ihtimali olanlardan. Arkadaşlar birinci soruda şöyle bir soru, şöyle bir bilgi var. Bakalım hep beraber. Hep beraber inceleyelim. İki tane önerme var yukarıda. Beril mandalina yedi. Beril meyve yedi. Birinci tümcenin anlamına baktığımızda ikincinin doğruluk koşulu ve değeri hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlayan mantıksal ilişkilendirmeye semantikte ne denilmektedir diyor arkadaşlar. Semantik dediğimiz anlam bilimdir değil mi? Anlam bilimi. Anlam bilimde buna ne denilmektedir diyor. Şöyle baktığımızda Beril mandalina yedi önermesi doğruysa İkinci önerme de doğru olabilir dersen bu gerektirimdir arkadaşlar. Birinciliğin birincisinin doğru olması ikincisinin de doğru olmasını gerektirirse bunun adı anlam biliminde arkadaşlar gerektirim, gerektirim diyoruz buna. Bir tümcenin anlamına baktığımızda ikincinin doğruluk koşulu ve değeri hakkında da bilgi, sahibimiz, bilgi sahibi olmamızı sağlayan mantıksal ilişkilendirme semantikte gerektirimdir arkadaşlar. Mesela diyelim ki şöyle olsun şöyle bir örnek verelim. Bu se gösterge bilim çalıştı ya da bu se ses bilim çalıştı dersem bu önerme doğruysa ikinci örneğimde de bu se dil bilim çalışmıştır önermesi doğruysa doğruluğunu gerektirirse olayın adı gerektirimdir arkadaşlar özellikle bunu söylemek istiyorum gerektirim şimdiye kadar hiç gelmedi ama gelme ihtimali yüksektir. Bakınız, mandalina yedi doğruysa meyve yedi önermesi de doğrudur. Çünkü arkadaşlar mandalina'nın üst anlamı nedir meyve? Meyvenin alt anlamı nedir mandalina değil mi? Mandalina yemesi doğruysa meyve yedi önermesi de doğrudur. Çünkü arkadaşlar mandalina ne içerisinde meyve kümesi içerisinde değil mi? Meyve daha kapsayıcıdır. Mandalina doğruysa otomatik olarak arkadaşlarım Meyve önermesi de doğrudur. Meyveye de önermesi de doğrudur. Çünkü bunu gerektirir diyeceğiz arkadaşlar. Bu soruyu önemsiyoruz. Mutlaka not alıyoruz arkadaşlar. Yanlış yapmış olabiliriz. İnanın hiç önemli değil. Yanlış yapmak. Özellikle söylemek istiyorum ki bu konuda ÖSM şimdiye kadar hiç soru sormadı. Ve sorabilir arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var diyelim. İkinci soru. Yine tümce anlam bilimden önemli konulardan bir tanesi. Yukarıda verilen önermeler arasındaki anlamsal ilişki yani iki önerme arasında birinci doğru iken ikincinin birinciyi yanlışlayan içerik sunması ne ile açıklanır? Umut hafta sonu okulda öğrencilerine ders verdi diyor arkadaşlar bu önerme. Umut hafta sonu okulda hiç bulunmadı. Bunların aynı anda ikisinin doğru olması arkadaşlar mümkün müdür? Mümkün değil midir? Tabii ki mümkün değildir. Birincisine diyor ki Umut hafta sonu okulda öğrencilerine ders verdi. Bu önerme doğruysa arkadaşlar ikinci önerme yanlıştır değil mi? İkisi arasında, ikisi arasında arkadaşlar ne var? Bir çelişki var. Bakınız buna mantıkta çelişki diyoruz. Çelişki özellikle matematiksel dil bilim incelemelerinde önemli çalışmalardan bir tanesidir. Çelişki incelemesi arkadaşlar. Çelişki dediğimizde bir önerme doğruysa diğeri kesinlikle yanlıştır. Yani diğerinin olumsuzu kesinlikle yanlıştır. Bakınız aynı şu gibi. Şöyle söyleyelim bir örnek üzerinden gidelim. Burhan öğretmendir diyelim. Burhan öğretmendir. Bu olumlu bir önermedir bakınız. Bir de bunu olumsuzlayan bir önermeyi kullanalım. Burhan öğretmen değildir dersem. Arkadaşlar birincisi doğru iken birincisinin olumsuzunun aynı anda doğru olması mümkün değildir. Bu doğru iken birincisinin A önermesi olsun bu. Bu da B önermesi olsun birinci önerme doğruyken ikinci önermede birincinin olumsuzunun aynı anda doğru olması mümkün değildir. Bunlar çelişki yaratır. Mantıkta buna çelişkisizlik kuralı denir arkadaşlar. Çelişkisizlik kuralı. Yine anlam bilim ve edim bilim incelemelerinde önemli bir çalışmadır. Çelişkisizlik kuralı diyeceğiz arkadaşlar buna da. Bakınız şu tanımı da defterinize not alırsanız arkadaşlar sizlerin yararınızda olacaktır. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Evet sıradaki sorumuz şöyle bir soru. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. A, B, C. 3 tane örnek e, sözce var yukarıda. Hangi romanı satın almak istiyorsunuz? Bu çöpü yere kim attı? Evet bunları sözcü olarak şöyle tırnak içerisine belirtelim. Sözce olarak arkadaşlar. Bu çöpü yere kim attı? Kızımın, kızımın diyelim bunu, kızımın atamasının yapılmasını kutladık. Bakınız. Yukarıda verilen cümlelerde konuşmacının sözcesinde dinleyenin önceden bildiğini varsaydığı bilgiyi çıkarımsal olarak kabul etme durumu vardır. Bir tümcenin savladığı önerme dışında kalan ama yine o tümcenin üzerine inşa edildiği diğer önermelere nokta nokta adı verilmektedir. Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken kavram aşağıdakilerden hangisidir diye sordum. Şimdi hangi romanı satın almak istiyorsunuz? Arkadaşlar Şimdi bu konuşma nerede geçsin? Bu soru cümlesi bir kitap mağazasında geçsin, Diyanarda geçsin vesaire. Orada e, müşteri danışmanı birisi desin ki kitap almak, kitapları inceleyen birisine hangi romanı satın almak istiyorsunuz? Arkadaşlar kitap inceleyen birisi bir kitap satın almak istiyor ve inceliyor, değil mi? Gelen kişi ne dedi? Hangi romanı satın almak istiyorsunuz? Burada satın alma varsayımı var mı zaten var? Bu çöpü yere kim attı? Arkadaşlar demek ki yere bir çöp atılmış. Bu yere atılan çöp hakkında ne var? Burada bir cümle var. Bu çöpü yere kim attı? Bunu konuşucu söylüyor. Dinleyici de bunu varsayımsal olarak zaten anlıyor. Konuşucu yerde bir çöp var demesine gerek yok değil mi? Bu çöpü yere kim attı? Zaten varsayımsal olarak çöpün yere atılmasını kabul ediyor mu? Ediyor değil mi? Kesinlikle. Kızımın atamasının yapılmasını kutladık. Arkadaşlar bu, burada ne vardır? Bunun içerisinde benim bir kızım var diyor değil mi? Benim bir kızım var. Benim bir kızım var. Ve kızım atandı. Evet kızım atandı. Herkese nasip olsun arkadaşlar. Ve onun atamasının yapılmasını kutladık. Bakınız içerisinde hepsini söylemeden de varsayımsal olarak zaten bunu sunuyor. Benim bir kızım var. Kızım atandı ve kızımın atamasının yapılmasını kutladık. Bakınız bunları tek tek söylemeye gerek yok. Bir cümlede de varsayımsal olarak bunu söyleyebilirsin. En güzel örnek şu C örneğidir bu soru için. Kızımın atamasının yapılmasını kutladık. Benim bir kızım var. Kızım atandı ve atamasının yapılmasını kutladık. Burada hakkında bilgi verilen açıklama arkadaşlar nedir? Edin bilimde anlam bilim, edin bilim konularından ön varsayım ile ilgilidir arkadaşlar. Bu soru çok yakın bir tarihte daha 2021 yılında ÖABT'de soruldu arkadaşlar. Bakınız şu gerektirim ve çelişki ön, önceki sorularda bahsettiğim gerektirim ve çelişkiden de soru gelebilir. Özellikle dikkat edelim bunlara. Tutarlılık ve bağdaşıklık bunlar metin dil biliminin konusudur arkadaşlar. Ben yine sizlere metin dil bilim ile ilgili video çektim de bunlardan detaylı şekilde bahsedeceğim, uygulama yaptıracağım arkadaşlar. Devam edelim. Evet bu soruda arkadaşlar anlam bilim ve edim bilim karşılaştırması var. Hangisinde bir hata yapılmıştır? Soru bizden bunu istiyor. Anlam bilim ve edim bilim üzerine şimdi konuşacağız arkadaşlar. Anlam bilim doğruluk değerine dayalı olan anlamla edim bilim ise doğruluk değerine dayalı olmayan anlamla ilgilenir diyor birincisi. Dursun bakalım şöyle doğru mu yanlış mı? Anlam bilim anlamla edim bilim kullanımla ilgilidir. Bu kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Anlam bilim sözcüğün tümcenin anlamına bakar. Edim bilim bir sözcüğün arkadaşlar bağlam içerisinde kullanımına bakar. Günlük hayatta kullanımına bakar diyeceğiz özellikle. Üçüncüsü diyor ki anlam bilim sözcü anlamıyla edim bilim tümce anlamıyla ilgilidir diyor. Arkadaşlar sözcüğü inceleyen alan Edim bilimdir kesinlikle. Edim bilim sözceleri inceler. Çünkü insanlar günlük hayatta bir üretimde bulunur. İnsanların günlük hayatta bulunduğu üretimlere biz sözce diyoruz. Herkesin sözcüsü farklıdır. Anlam bilim neyle ilgilenir? Sözce anlamıyla değil, tümce anlamıyla ilgilenir. Anlam bilim tümce, önerme anlamlarıyla. Edim bilim kesinlikle arkadaşlar sözce anlamıyla ilgilenir. C seçeneği gibi görünüyor. Diğerlerine bakalım. Anlam bilim birleşimsel anlamı içerirken edim bilim gizil Dolaylı çıkarıma dayalı olabilen in anlamı inceler. Niyetlere bağlı değil mi? Niyetlere. Acaba ne demek istedi? Acaba günlük hayatta o şeyi söylerken neyi kastetti? Özellikle buna dair bir inceleme yapar anlam bilim arkadaşlar. Anlam bilim bağlamdan bağımsız anlamla. Edim bilim ise bağlama bağımlı anlamla uğraşır. Tabii ki günlük hayatta bir dil incelemesi var. Pragmatik diyoruz değil mi? Pragmatik edim bilim. Peki günlük hayatta insanlar dili kullanırken kullandığı kelimelerde bulunan anlamları biz nereden çıkartırız? Bağlamdan çıkartırız değil mi? Bu bakımdan edim bilimin inceleme alanı kesinlikle bağlama bağımlılıktır. Bağlama bağımlıdır. Anlam bilim doğruluk değerine bakar. Anlam bilim edim bilim ise arkadaşlar doğruluk değerine dayalı olmayan. Günlük hayatta insanlar arkadaşlar üretimde bulunurlar. Doğruluk değeri önemli midir? Önemli değildir. İnsanlar ne demek istiyor? Niyetleri ne? Buna bakar edim bilim özellikle bunu söyleyelim arkadaşlar. Yine çok güzel sorulardan bir tanesiydi. Evet bakınız yine önemli sorulardan bir tanesi arkadaşlar e, soru da bize diyor ki yukarıdaki parçada boş bırakılan bölüme getirilmesi gereken ifade. Daha az önce sözünü ettiğim kavramdan bahsediyoruz. Anlam bilimde sözcüklerin ve önermelerin anlamı incelenirken edim bilimde nokta nokta ile ifade edilen anlam incelenir. Dil biliminin bu iki dalı iki alt dalı birbiriyle bağlantılı olsalar da dilin farklı anlam boyutlarını araştırırlar. Anlam bilimin kapsamı önermelerin içerisindeki sözlüksel anlamdır. Anlamlarına bakar arkadaşlar sadece. Edim bilimin kapsamı ise konuşucunun niyetine ve bağlama dayalı anlamdır. Özellikle bağlama dayalı anlam, niyete bağlı anlam. Acaba ne demek istedi? Acaba konuşucu orada ne kastetti? Edim bilim buna bakar. İnsanların günlük hayatta konuştukları somut iletileri arkadaşlar. Duyguları yansıtan iletileri, duyguları yansıtan somut iletileri... Ne, ne denir ona arkadaşlar? Derslerimde sıkça anlatıyorum. Somut ileri duyguları iletileri, duyguları yansıtan iletilerine biz sözce diyoruz. Evet edin bilim, sözcelerle ifade edilen anlamı inceler arkadaşlar. Sözceler tümcelerle ifade edilen önermelerle ifade edilen anlam arkadaşlar anlam bilimin alanı iken anlam bilimin alanı sözcelerle ifade edilen alan edin bilimin günlük hayatta dil kullanımının incelendiği alanla Arkadaşlar bağlantılıdır. Edin bilimin inceleme alanı sözcedir diyeceğiz. Özellikle devam edelim bakalım. Sıradaki soru arkadaşlar şöyle baktığımızda tabloda numaralandırılmış kısımlara sırasıyla getirilmesi gerekenler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor sırasıyla. Arkadaşlar işbirliği ilkeleri üzerine çalışan dil bilimci. Evet kim diyeceğiz ona işbirliği ilkeleri üzerine çalışan hatta 2020 yılında sorusu gelen bir e, dil bilimcidir. Zaten alt alanlarını da açacağız biz onları. Nitelik, nicelik, bağıntı, tarz hepsini konuşacağız. İşbirliği ilkeleri üzerine çalışan dil bilimci Paul Grice'dır arkadaşlar. Dört tane işbirliği ilkesi belirlemiştir. Bunları sırasıyla yazalım. Nicelik, nitelik, bağıntı ve tarz ilkelerini belirlemiştir kendisi. Bunları mutlaka not alalım arkadaşlar. Dört tane işbirliği yasası vardır ve bunu Paul Grice belirlemiştir. John Austin'i de konuşacağız. Onun kavramlarına değineceğiz arkadaşlar. John Austin'in çalışması nedir? Söz eylemler ya da söz edimleri diyeceğimiz çalışmadır. İnsanlar konuşurken konuşmalarında aynı zamanda bir eylemde bulunurlar. Edimlerin içerisinde bir amaç vardır. Özellikle bunlara bakıyor, bunlara, bunlar üzerine çalışıyor. John Austin tarafından arkadaşlar söz edimleri çalışılıyor. Daha sonra onun öğrencisi Searle tarafından arkadaşlar edim sözler çalışması yapılıyor. Kendisi edim sözleri 5'e ayırıyor. Evet onda da yazalım. Bunlardan birincisi arkadaşlar birincisi iddia ifadeleridir. İddia ifadeleri. Bunların hepsini açacağız. Hiç merak etmeyin hepsini konuşacağız. İkincisi arkadaşlar üçüncüsü ve dördüncüsü y ile başlıyor hepsi. Y y y yazdık. Evet yükümleyici edim sözler. Bunların hepsini konuşacağız örneklerle. Yansıtıcı edim sözler yönlendirici edim sözler ve arkadaşlarım beşincisi ilan edici diğer adıyla bildirici edim sözler diyeceğiz. Bunların hepsini açacağız. Siz sadece şimdilik not alın. Hiç aklınızı karıştırmayın arkadaşlar. Hepsini açacağız. Sorularımızda zaten sırasıyla hepsi var. Sözceleme kuramı kim tarafından çalışılmıştır arkadaşlar? Emil Benveniste tarafından çalışılmıştır. Emil Benveniste tarafından çalışılmıştır. Evet sırasıyla. Paul Grice söz edimleri Emil Benveniste gelecek seçeneklerde baktığımızda A seçeneğinde bunu görmekteyiz arkadaşlar. Sözceleme kuramının sahibi dil bilimci Emil Benveniste'dir. Özellikle söyleyelim bunu arkadaşlar. Evet. Önemli sorulardan bir tanesi yine. Bunların hepsini konuşacağız arkadaşlar. İlerleyen sorularımızda e, muhtemelen bir sonraki videoda olacak. Bundan sonraki videoda e, arkadaşlar onu da en kısa zamanda çekip yükleyeceğim. Şimdi devam edelim bakalım. Evet. Şöyle baktığımızda yine konuyu kavratan sorulardan bir tanesi. Edin bilim alanının yaygınlaşmasındaki öncü isimlerden biri de bu Fransız dil bilimcidir. O Sasur'daki dil söz ayrımının dil ve e, ayrımını dil ve söyleme dönüştürmüştür. Kendisi söylem üzerine çalışmıştır. Bildirişim odaklı bir dil anlayışı kurmaya çalışmıştır. Aynı kim gibi bildirişim deyince Romanya Yakıpsın gibi değil mi? Ortaya attığı kuram sözceleme kuramıdır diyor arkadaşlar. Evet ne diyeceğiz? Sözceleme kuramı için Emil Benveniste. Arkadaşlar Sasur'un kuramının adı neydi? Yapısalcılık kuramı değil mi? Yapısalcılık diyeceğiz. Özellikle strukturalizm anlamında dile dizgesel olarak yaklaşan, modern anlamda dil bilimi kuran kişidir. Ferdinand de Sasur diyeceğiz. John Austin ve John Searle'den şöyle bir ok çıkarttık. Çalıştıkları konu söz edimler ya da söz eylemler çalışmasıdır arkadaşlar. Austin öğretmenidir Searle'nin. Searle de Austin'in öğrencisidir diyeceğiz. Chomsky'nin kuramının adı genel bağlamda. Üretici, dönüşümsel, kurandır arkadaşlar. Üretici ve dönüşümsel, kurandır diyeceğiz. Özellikle Chomsky için. Evet arkadaşlar bu soruda cevabımız B seçeneği. Emil Benveniste oldu. Benveniste Sözceleme Kuramı diyoruz özellikle. Evet devam edelim bakalım sıradaki soruyla. Evet yine önemli sorulardan bir tanesi. Sözcelemenin ne olduğunu bize anlatıyor arkadaşlar. Burada arkadaşlarımın adlarından örnek verdim. Ee, arkadaşlarım, Türkçe öğretmen arkadaşlarım. Evet, Murat öğretmen ve Damla öğretmen arkadaşlar. İkisi şöyle soru sormuş ve sorularına cevap arayacağız. Sözceleme kuramının değişmeyen iki önemli ögesi, yani olmazsa olmazı nedir diyor? İnsanlar bir bağlam içerisinde bir üretimde bulunurlar arkadaşlar. Bu bakımdan Emil Benveniste sözceleme kuramında iki tane değişmeyen ögenin birincisinin kişi olduğunu arkadaşlar. Yani iletişimi sözcüğü üreten kişinin olduğunu İkincisinde bağlam olduğunu söylüyor. Kişi ve bağlam arkadaşlar sözceleme kuramının değişmeyen iki önemli ögesidir. Tamam mı? Kişi ve bağlamı bulduk arkadaşlar. Danlı öğretmen de şöyle bir soru sormuş Danlı öğretmen. Sözceleme kuramında bulunan temel ögeler, adıl ve belirteçler nedir? Evet arkadaşlar. Ne dersiniz buraya? Buraya ne gelebilir arkadaşlar? Kişi adılları yine kişi gelecek buraya arkadaşlar. Ee, başka belirteç var iki tane ne diyeceğiz ona zaman ve uzam mantığını hemen anlatacağım sizler not alın bunu arkadaşlar kişi zaman ve arkadaşlar uzam Kişi yine burada kullanmış olduk şurada kişi yer almazsa kişi yerine arkadaşlar gönderici iletişimi başlatan ya da konuşucu diyebilirsiniz tamam mı gönderici ya da konuşucu diyebilirsiniz rahatlıkla şimdi bakalım şimdi günlük hayatta insanlar arkadaşlar bir bağlam içerisinde bir sözcüğü üretirler bu sürecin tamamına ne denir? Sözce üretim sürecinin tamamına sözceleme denir. Çalışan kişi kimdi? Emil Benvenisteydi değil mi? Emil Benveniste diyeceğiz özellikle. Bir bağlam içerisinde bir insan tarafından üretim yapılıyor değil mi? Arkadaşlar bu sürecin tamamına sözceleme süreci deniyor. Peki sözceleme kuramında bulunan temel ögeler nedir? Kişi adılları, zaman ve uzam belirteçleri. Zaman ve uzam belirteçleri arkadaşlar konuşmanın bağlamını yansıtır bize. Diğeri de kişi adılı da arkadaşlar iletişimi söyleyen kişi iletişimde konuşucudur. Şimdi şöyle bir örnek söyleyelim. Ben yarın İstanbul'a gideceğim diye. Tamam mı? Ben yarın İstanbul'a gidiyorum. Evet bu iletişimde iletişimi başlatan kim? Ben değil mi? Ben. Ben yarın İstanbul'a gidiyorum deyince iletişimi başlatan kişi ben. Arkadaşlar şu an bunu ne yaptım? Dile getirdim değil mi? Şu an bulunduğum bir konum var mı? Şu an bulunduğum bir konum var. Bunu ürettiğim bir konum var değil mi? Onun adı uzam belirteci. Ve ben şunu, bu iletiyi şu an üretiyorum. Şu an ürettiğim için de buna da zaman belirteci diyeceğim, değil mi arkadaşlar? Bunları ne yapıyoruz konuşmamızda imliyoruz ve konuşma anında bunları gerçekleştiriyoruz. İleti diye bir cevap alamıyoruz bu soruda cevabımız ileti oluyor arkadaşlar. Evet, şöyle devam edelim. Az önce bahsettiğim Avustin'in söz edimleri, söz eylemleri arkadaşlar. Şöyle bakalım üzerine konuşalım. Austin, evet söz eylem çalışmasını yapan ilk kişidir. Austin söz eylemler ya da söz edimleri dediğimiz çalışmayı yapıyor. Daha sonra Austin'in öğrencisi Searle tarafından da geliştiriliyor. Hepsini konuşacağız. Dili matematiksel mantık çözümlemesiyle inceleyen dil felsefecilerinin önerme anlamına, doğrulanabilirlik değerlerine, indirgemelerine tepki olarak her önermenin bir doğruluk değeri taşımak zorunda olmadığını göstermektedir. Göstermiştir. Bir başka deyişle. Bizler konuşurken yalnızca dünya hakkında bir takım gerçekleri ve olguları dile getirmeyiz. Evet şunu birleşik yazalım. Evet soru sorarız, emir veririz, rica ederiz. Yani bazı sözceleri kullanarak bir edimde bulunuruz. Öyleyse bir şey, bir şey söylemek aynı zamanda bir şey yapmaktır diyor. Bakınız şurası önemli. Edim sözün arkadaşlar çevirisi tam olarak budur. Bir şey söylemek aynı zamanda bir şey yapmaktır bir sözce doğrultusunda doğrultusunda aynı zamanda bir edim bir eylem gerçekleştirdiğimiz bu işleme söz eylem diyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söz eyleme örnek olamaz. Bilgi verenler herhangi bir şekilde bilgi veren arkadaşlar kişisel düşünceye yansıtmayan ifadeler söz eylem değildir. Seni sınıf birincisi ilan ediyorum deyince bu öznerlik taşır mı? Arkadaşlar içerisinde bir eylem var mı? Var değil mi? Öznerlik taşır ve bir eylem var işin içerisinde. Seni bir daha kırmayacağıma söz veriyorum. Günlük hayatta öznel bir kullanım yine arkadaşlar. Yine ne var bunun içerisinde? Bir eylem var söz vermek değil mi? Öğretmenimiz sessiz olmamızı rica etti. Evet öğretmen öğrencilerden bir şey istemiş değil mi? Öznel bir kullanım var mı işin içerisinde? Yine bir bağlam içerisinde bir edim var değil mi arkadaşlar? Okula biraz daha erken gelmen gerekiyor. Evet karşı tarafa bir yönlendirici neyde bulundu yine? Öznel bir eylemde bulundu. Yine işin içerisinde bir eylem var arkadaşlar. Söz eylemler. Bilgi vermiyor yani. B seçeneğine baktığımızda fonem anlam ayırt eden en küçük birimdir diyor arkadaşlar. Burada biz neyi görüyoruz? Bilgilendirmeyi görüyoruz. Burada bir eylem görmüyoruz. Burada sadece ne var arkadaşlar? Bir bilgilendirme var. Şöyle olsaydı da yine bir bilgilendirme olurdu arkadaşlar. Bugün yağmur yağdı desem yine bir bilgilendirme olur muydu? Yine bir bilgilendirme olurdu. Peki Tahmin ediyorum ki bugün yağmur yağabilir. İşte bu artık insanın düşüncesi, insanın artık eylemi, öznel eylemi işin içerisine girince bunun adı söz eylem oluyor. Bakınız, bugün yağmur yağdı dersem bir bilgilendirme var. Söz eylem değildir. Bugün yağmur yağacak gibi görünüyor dersem bir tahminde bulundum. Burada artık bir söz eylem vardır diyeceğim arkadaşlar. Evet şöyle devam edelim bakalım bunların türleriyle. Evet Arkadaşlar John Searle ee, en başta edim sözün amacı, sözcünün dünya ile bağlantısı, konuşucu ve dinleyicinin psikolojik bilişsel durum ölçülerini kullanarak söz eylemleri sınıflandırmıştır. Searle edim söz sınıflamasında bu üç ölçütü kullandığı ve beş çeşit söz eylem grubu önerdi. Aşağıdakilerden hangisi bu 5 çeşit söz eylem grubundan biri değildir? Belirtici vardır, yükümleyici vardır, yansıtıcı vardır, yönlendirici vardır Arkadaşlar. Bunların yanında bir de bildirici vardır. Bunları söylemiştim. Fakat bilgilendirici diye bir edim söz var mıydı arkadaşlar? Edim söz. Böyle bir edim söz yoktu. Bunu o yüzden alamıyoruz. Ve cevap E seçeneği diyoruz arkadaşlar. Şimdi biz bunların hepsini soru üzerinde uygulama bağlamında göreceğiz arkadaşlar. Somutlaştırarak. Evet. Burada bahsedilen bir edim söz türü. Arkadaşlar edim sözleri sınıflandıran kimdi? Austin'in öğrencisi Searle değil mi? Austin'in öğrencisi Searle. Edim sözleri 5 sınıfa ayırıyordu. Tamam mı? 5 sınıfa. Bunlar yansıtıcı, yükümleyici, bildirici, yönlendirici ve belirtici olmak üzere arkadaşlar 5 taneydi. Seçeneklerin hepsinde gördüğümüz gibi. Konuşucu bu söz eylemde bir psikolojik durumunu dışa vurur. Teşekkür etmek, rica etmek, başsağlığı dilemek, mutluluk dilemek, teselli etmek, tebrik etmek gibi. Mesela okul birincisi olduğun için seni tebrik ederim. Arkadaşlar... Bu örnekte konuşucu tebrik etme gibi bir duygu bildiren ifade kullanarak bu edim sözü gerçekleştirmiştir. Evet arkadaşlar bizim içimizdeki o duyguyu psikolojik durumu biz ne yapıyoruz dışa vuruyoruz. Yani ne yapıyoruz eylemlerimize yansıtıyoruz değil mi? Evet bunun adı yansıtıcı edim söz olacak arkadaşlar. Bakınız tanım olarak bunu da defterimize not alalım. Bunun adı yansıtıcı bir edim sözdür diyeceğiz. Evet devamında şöyle bakalım. Arkadaşlar bu edim sözler aracılığıyla dünyada bir durum değişikliğine yol açılır diyor. Arkadaşlarım, dünyada bir durum değişikliğine yol açan edim sözlere biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Bildirici edim sözler diyeceğiz. Bunun diğer adı ilan edicidir. Bakınız. Arkadaşlar burada önemli olan soruları doğru bir şekilde çözmek değildir, öğrenmektir. Bakınız her soru öğretici nitelikte ve en basitten alarak anlatıyorum. Bunları mutlaka defterimize not alalım ilan edici, bildirici, edim sözler dünyada bir durum değişikliğine yol açar. Mesela şöyle dese sizi karı koca ilan ediyoruz desin nikah memuru. Sizi karı koca ilan ediyorum dedi. Ediyoruz da diye değil mi arkadaşlar? Bu nikah memurunun bir sözcesi. Burada bir durum değişikliği var mı? Var. Bekar iken o kişiler ne oldu artık arkadaşlar? Evli oldular değil mi? Durum değişikliğini sen sözcenle ilan ettin mi? Sözlerinle ilan ettin değil mi? Amacın bir şey ilan etmekse bir durum değişikliğine yol açmaksa onun adı bildirici ilan edici oluyor. Mesela sizi MEB'e alıyoruz dedi artık meblisiniz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı dedi ki artık siz de meblisiniz en kısa zamanda inşallah. Evet e, sizi MEB'e alıyoruz dedi. Bu sözcüğüyle dinleyiciye arkadaşlar karşı tarafa bir durum değişikliğini gösterdi mi imledi mi? İmledi değil mi bu sözcüğüyle? Bunun adı bildirici edim söz olacak. Arkadaşlar diğerlerine devam ediyoruz şimdi hep beraber şöyle bakalım. Evet. Bu parçada sözü edilen edim söz türü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada şöyle baktığımızda konuşucu gelecekte gerçekleştirmeye yönelik bir sorumluluğu üstlendiğinde bu edim söz gerçekleşir. Söz vermek, yemin etmek, özellikle garanti etmek, temin etmek gibi. Ne yapıyor? İnsan bir sorumluluk altına giriyor. Mesela indirimli tarifeden yararlanmak için internet tarifemin 24 aylık olan sözleşmesini imzalayarak sizlere söz veriyorum diyor. Evet sözünden dönerse bir cayma bedeli bir yaptırımı var değil mi? Arkadaşlar burada bir söz verme var mı? Söz verme sözleşme imzalama taahhüt var değil mi? Evet bunu görüyoruz. Bu örnekte konuşucu kendisini bir sorumluluk altına alarak söz eylemini gerçekleştirmiştir. Evet burada kendisini sorumluluk altına alıyor. Bu parçada söz edilen edim söz türü yükümleyici edim sözdür arkadaşlar. Çünkü konuşucu burada arkadaşlar bir yükümlülük altına giriyor değil mi? Bunu görmüş Olduk hep beraber. Yükümleyici edim söz diyoruz buna özellikle arkadaşlar. Evet devam edelim bakalım sıradaki soruyla arkadaşlarım. Evet bu edim sözde diyor ki bu parçada söz edilen edim sözleri aşağıdakilerden hangisidir? Konuşucunun dünyada gerçekleşmiş olan, gerçekleşmesi olası olan olay, olayları arkadaşlar varsayımlarını, tahminlerini belirttiği sözcülerdir. Konuşucu söylediğinden kesinlikle emin olabilir sadece öyle olduğunu duymuştur ya da tahmin yürütüyor. Özellikle tahminler önemlidir. Tahminlerimden hareketle ÖSYM'nin bu konudan soru soracağını belirtmek isterim. Burada dünyadaki bir olay ilişkin bir saptama yani ÖSYM'nin bu konudan soru sorma ihtimali dile getirilmiştir. Bu parçada söz edilen edim sözcüğü arkadaşlar nedir? Belirtici ya da diğer adıyla iddia ifadeleridir. Tamam mı? İddia ifadeleridir diyeceğiz özellikle dikkat edeceğiz. Bakınız Burada bir iddia, bir tahmin var değil mi? Yükümleyici edim sözü az önce gördük. Neydi yükümleyici edimsüz? Bir sorumluluk altına girmekti değil mi? Taatüt imzalama, yemin etme, söz verme bunların hepsi neydi yükümleyici? Yansıtıcıyı gördük. Yansıtıcı neydi? Duyguyu dışa vurmak değil mi? Teşekkür etmek, özür dilemek, arkadaşlar bunun yanında başsağlığı dilemek, tebrik etmek. Bunların hepsi duyguya dışı, duyguyu dışa vurmaktır arkadaşlar. Duyguyu dışa vurmak. Bir nevi ekspresyonizm gibi yansıtıcı da ne yaparız? Duyguları dışa vururuz. Sıradakiler bildirici arkadaşlar aynı şekilde e, onu da konuştuk az önce. Bildirici neydi? Durum değişikliğini ne yapıyordu? Dışarıya söylüyordu arkadaşlar bildiriyordu demiştik özellikle. Evet sıradaki e, son edim söz türü arkadaşlar. Amacı dinleyicinin bir iş yapmasını sağlamak olan edimlere nokta nokta denir. Bu parçada söz edilen edim söz türü aşağıdakilerden hangisidir? Dinleyicinin bir iş yapmasını sağlıyorsak, dinleyicinin bir iş yapmasını sağlayan edim sözlere ne diyoruz arkadaşlar? Yönlendirici. Bir nevi alıcıyı harekete geçirme. Çağrı işlevi gibi değil mi? Yönlendirici diyeceğiz. Mesela camı kapatır mısın? Camı kapatır mısın dedim. Karşı taraf ne yapıyor artık? Evet benim amacım ne buradan? Karşı taraftan bir şey istemek değil mi? Camı kapatır mısın? Karşı tarafta camı kapatıyor. Ya da diyelim ki arkadaşlar yorumlar kısmına bu sorular içerisinde en beğendiğiniz soruyu yazar mısınız? Sizden bir şey istedim. Sizleri yönlendirdim değil mi? Arkadaşlar ya da dedim ki bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmanızı istiyorum. Arkadaşlarınıza da ulaştırmanızı istiyorum dersem yönlendirici bir edim sözü gerçekleştirmiş oluyorum arkadaşlar özellikle. Bakınız yükümleyici edim sözler neydi? Bir sorumluluk altına girmekti verdiğimiz sözler ile. Bildirici edim sözler neydi? Sözcelerimizle dünyadaki bir durum değişikliğini bildirmekti. Mesela Milliyetin Bakanlığı desin ki sizi Milliyetin Bakanlığı'na atıyoruz bir durum değişikliği oldu mu oldu yine sizi karı koca ilan ediyoruz deyince bekarlıktan evliliğe bir geçiş oldu mu bildirildi mi bildirildi yansıtıcı edim söz neydi arkadaşlar yansıtıcı edim söz duyguyu dışa vurmaktı teşekkür etmek özür dilemek tebrik etmek bunların hepsi yansıtıcı edim sözü belirtici neydi arkadaşlar belirtici edim sözler iddia ifadeleri de diyoruz ona Günlük hayatta bir takım iddia, varsayım, tahmin yapıyoruz. Onun adı da belirtici oluyor. Evet arkadaşlar, bugünlük soru çözümümüz bu kadar. Soruların devamına ekleme yaparak arkadaşlar, ikinci videoyu da en kısa zamanda yükleyeceğim. Umarım çok çok faydalı olur arkadaşlar. Özellikle deprem bölgesinde olan arkadaşlarımız varsa onlara ulaştıralım arkadaşlar. Umarım yorgunluğum çok fazla yüzüme yansımamıştır. Arkadaşlar elimden geldiği kadar faydalı olmaya çalıştım. İnşallah çok verimli olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.